Ve arkadaşlar işte bu hareketle Shadowlands'in kapıları açılmıştı. Eminim birçoğumuz bu videoyu tekrar tekrar izlemiş, birçok kısmını ezberlemişizdir. Shadowlands Alpha'ya gelen son güncelleme ile Shadowlands'e geçiş tecrübesi denilen Intro Experience isimli bir bölüm eklendi. Legion eklenti paketinde Dead Knight'ların klasolu olan Acherus'tan oyuna giriyoruz. Darren Mograine bizleri karşılıyor. Ve sinematikte geçen hadiseyi bize özetliyor. Hangi sınıfı oynadığınıza bakılmaksızın oyuna bu şekilde giriş yapılıyor. Daha sonra Sarfang'in oğlu ile dövüştüğümüz balkondan Ice Crown'ın tepesine ışınlanıyoruz. Ve pek çok ırkın lideri bizleri orada karşılıyor. Alliance tarafında Trende, Gen, Muradin, Geblin ve Aleria'yı görüyoruz. Horde tarafında ise Lord Emar, Valyra, Rokan, Talisra ve Kalya Menethil'i görüyoruz. Evet arkadaşlar, Forsaken'ın yeni lideri sanki Kalya olacakmış gibi görünüyor. Çünkü Horde tarafında yerini almış. Bu konuda daha fazla detay verilmiyor ama lore'daki bu gelişme epey heyecan verici. Alliance tarafından Trende ve Gen, Sylvanas üzerinden Horde hakkında ileri geri konuşunca her iki tarafta silahlarına davranıyor. Ancak Bolvar devreye giriyor ve her iki tarafı da sakinleştiriyor. Asıl odaklanmamız gereken konu farklıydı. Shadowlands önümüzde duruyordu. Anduin Sylvanas tarafından kaçırılmış ve Shadowlands'e götürülmüştü. Yapılması gereken belli. Shadowlands'e geçmek, Anduin'i kurtarmak ve Sylvanas'ı bulmak. Bu aşamada Helm of Domination'ın parçalarını kullanacağız. Bolvar'ın yardımı ve direktifleriyle ritüele başlıyoruz. Bu arada Bolvar'ın modeli gayet güzel duruyor. Bolvar bu geçişin tek taraflı olduğunu söylüyor ve geri dönüş olmadığı konusunda bizleri uyarıyor. Sonrasında ritüeli tamamlıyor ve Shadowlands'e geçiyoruz. Darren Mograine ile çeşitli görevler yaparak Mav'da neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Jaina'nın geride bıraktığı izleri takip ederek onu ve Thrall'ı buluyoruz. Thrall pek iyi durumda değil, yaralanmış. Jaina ile sığınacak bir mağara buluyoruz ve bu sırada yaşanılanları öğreniyoruz. Bane, Jailer tarafından yakalanmış, Trende'den ise haber yoktu. Darren Mograine bölgede bulunan bir Undead'i konuşturabileceğini ve neler döndüğünü, buradan nasıl çıkılır öğrenebileceğini öne sürüyor. İstediği Undead'i getiriyoruz. O konuşturmaya çalışırken biz de Anduin'i aramaya gidiyoruz. Sylvanas tarafından zincirlenmiş bir şekilde Anduin'i buluyoruz. Muhtemel bir ara geçiş sinematiği ile Sylvanas'ın nasıl kaçtığını bilemeden Anduin'i kurtarıyoruz ve mağaraya geliyoruz. Bu sırada Darion yapacağını yapmış ve tutsak ettiğimiz Undead'i konuşturmuş. Ruhlar Nehri olarak çevirebileceğimiz Gorgoa, The River of Souls'un üzerinde bulunan köprüden geçerken Helya yolumuzu kesiyor ve bizi değersiz olarak nitelendirip nehre atıyor. Ancak ruh formunda gelmemiştik buraya. Ve evet, nehrin çıldırtıcı etkisi barizdi ama nehirden sağ salim çıkabiliyoruz. Bunun sonrasında Jailer tarafından yakalanmış ve ağır yaralanmış olan Bane'i buluyoruz. İyileştirip buradan çıkmak için çabalamaya devam ediyoruz. Ve Oribos'a açılan bir geçit taşı buluyoruz. Enerji olarak biz kahramanlara reaksiyon veren bu geçit kapısını açmaya çalışıyoruz. Jailer ise bizi bırakmaya niyetli değil. Ama ordusu bizi ele geçiremeden kapı açılıyor ve Oribos'a kaçıyoruz. Ve arkadaşlar şu ana kadar Shadowlands'e giriş tecrübesi bu şekilde. Tabi şu an alfa sürecinde olduğunu ve bunun değişme ihtimalinin baki kaldığını hatırlatmak istiyoruz. Böylelikle de videomuzun sonuna geliyoruz dostlar. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.